الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. رحمن و رحیم olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İşte o kitap, bunda şüphe yok. Muttakiler, kötülükten korunanlar için hidayettir. Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler, hem senden önce indirilene. Ahirete de bunlar kesinlikle iman ederler. Bunlar işte Rablerinden bir hidayet üzerindedirler ve bunlar işte felaha erenlerdir. Şu muhakkak ki inkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Onlar inanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinin üzerinde bir de perde vardır ve büyük azap onlaradır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler. Hayırlı akşamlar değerli seyirciler. Bir kez daha Gönül Dergahı programıyla Vizyon 58 TV ekranlarında karşınızdayız. Ve yine programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladık. Paşa Camisi imamlarından çok değerli hocamız Abdullah Koç bizlere Bakara suresinin
1 ile 7. ayeti kerimelerini okudular. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli seyirciler, bu hafta yine geçtiğimiz haftalardan kalan sizden gelen sorulara değerli hocamızla beraber cevap vereceğiz. Yine programımızda canlayan konuğumuz emekli müftü hocamız Ahmet Akgül bizlerle birlikte olacak. Ve sizlerin bizlere çeşitli kanallarla sorduğunuz sorulara canlı yayında cevap vereceğiz. Ben hemen vakit kaybetmiyorum hocam. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Evet, iki haftalık bir aramız oldu. Bazı seyahatleriniz vardı il dışında. Ve bu seyahatlerin ardından tekrar beraberiz. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi tabii geçen haftalarda birçok sorumuz vardı seyircilerimizden gelen. Bayağı bir birikmişti. Onları cevaplıyorduk. Yarım kalmıştı. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama onun öncesinde tabii ki şu anda hem ülkemiz açısından hem de ülkemizin sınırları içerisinde olan Suriye ve Irak'ta bir takım hadiseler meydana geliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, askerimiz orada bir operasyon yapıyor. Tabii ki biz bu operasyonları milletçe takip ediyoruz. Zaman zaman oradan istemediğimiz hadiseler, olaylar söz konusu oluyor. Geçtiğimiz günlerde yine bir saldırı oldu ve 3 askerimiz maalesef şehit oldu. Üzüntümüz çok büyük. Allah-u Teala'dan şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Tabii ki vatan evlatları kolay yetişmiyor. Orta Doğu'ya baktığımız zaman da hem Suriye'de hem Irak'ta hem de İslam coğrafyasında maalesef ki yine üzülerek ifade ediyoruz ki hocam, kan, gözyaşı ve büyük bir huzursuzluk söz konusu. Tabii ki bunun birçok nedenleri var. Neden İslam coğrafyası bu halde sıkıntı içerisinde? Batı medeniyeti dediğimiz işte Haçlı ve Siyonist zihniyet neden bu şekilde kan döküyor? İsterseniz girişte kısaca bir bundan bahsedelim. Çünkü ülke olarak, millet olarak, vatan olarak birlik ve beraberliğe her zamandan çok ihtiyacımız var ve güncel bir konu. Bugün baktığımız zaman Suriye ve Irak'ta Müslümanlar sıkıntı içerisinde ve ülkemiz de orada, özellikle Suriye'de operasyon yapıyor. Yani destek olma açısından manevi bir güce ihtiyaç var askerimizin, devletimizi yönetenlerin ve Türk milleti olarak bizler inşallah bu operasyona destek olmak zorundayız. Ben sözü size bırakacağım. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in et-tayyibin et-tahirin emma ba'd. Öncelikle Rabbimize sonsuz hamdü senalar. Kainatın efendisi, iki cihan serveri, gönlümüzün sururu, gözümüzün nuru Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, onun temiz zevcelerine, ashab-ı kirama, ehli beytine salatu selamlar olsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Tabii ki hem Türkiye içinde meydana getirilmek istenen kargaşa, terör, evet, hem ülkemiz dışında, oralarda bizim ülkelerimiz sayılıyor. Suriye, Irak, Filistin, dünyanın neresinde bir İslam toplumu varsa bunların hepsi, evet, tek ümmet, aynı kıbleyi paylaşan, aynı Rabbe kulluk yapan, yapmak isteyen bir topluluk. Gönlümüz tamamıyla ümmet birliği tarafında. Ümmetin bir an önce bu sıkıntılardan, bu çıkmazlardan kurtulup hakikaten tam bir kardeşlik içerisinde yaşayabilmeleri, evet, gerçekten İslam'ın yeryüzünde hakim olması için beraberce gayret etmeleri etmemiz. Evet. Ancak gelin görün ki, yani tarihten bu tarafa baktığımız zaman, biz tarihçi değiliz ama, evet,
yaşanan olaylar şunu gösteriyor. Öncelikle koskoca bir Osmanlı İmparatorluğunu bu Siyonist güçler dediğimiz, Batı emperyalizmi dediğimiz, Batı Haçlı güçleri dediğimiz güçler yıktılar. Ümmetin coğrafyasını parsellediler. Hı hı. Ümmeti bölük pörtük ettiler. Ve sonra da bu yetmedi. Bunu birbirlerine tahrik etmek suretiyle birçok üzücü hadiselerin yaşanmasına sebep oldular ve halen oluyorlar. Şimdi hocam özür dileyerek ben yönetmenimiz Erhan'dan rica edeceğim. Halep'te özellikle Suriye'deki yaşanan dramı fotoğraflarla ekranlara bir yansıtalım. Bakalım evet. Batı medeniyeti nasıl bir medeniyetmiş görelim hocam. Çünkü onlar insan haklarından, demokrasiden, özgürlüklerden bahseden bir medeniyet. İşte bu medeniyet şu anda ekranlarda. Evet. Bombalarla Müslümanların üzerine attıkları o bombalarla bakın. Şimdi bakın hangi Batı'da bir defa edebiyat vermişler medeniyeti Batı'da görüyoruz. Batı'da ne kendine yönelik ne dünyaya yönelik bir medeniyet yoktur. Evet. Müslümanların evvela bu inançtan kurtulması lazım. Asıl medeniyet bir karıncayı bile incitmemek için çaba sarf eden gerçek bir ümmet şuuruna sahip olan Müslümanlar asıl medeniyet sahipleri. Evet. Bunun da kaynağı dindir. Bunun kaynağı kitap ve sünnettir. Bunun kaynağı şeriattır. Allah Celle Celaluhu'nun emirlerine uymaktır. Evet. Şimdi burada tabii bunlar niye bu hale getirildi? Hı-hı. Niye getirilmek isteniyor? Daha devamı var. Evet. Yıkıyorlar, yakıyorlar, öldürüyorlar. Şu hale bakın, şu çocukların haline bakın. En büyük zararı da çocuklar. Elbette kadınlar ve görüyor. Korunmasız insanlar çekiyor. Mesela burada bunlara baktığımız zaman bilhassa Lozan'da alınan kararlar içerisinde veya daha diğer onların gizli protokolları çerçevesinde Siyonizmin ve Haçlı güçlerinin önemli tespitleri var. Diyorlar ki öncelikle ifsadu akaidihim, Müslümanların inanç sistemlerini bozmak, inanç sistemleriyle oynamak. Müslümanların inanç sistemleriyle oynuyorlar. Yani ve öncelikle içeriden yıkıyorlar aynen. Hocam. Önce inanç sistemiyle oynuyorlar ve batıl inançları, haktan uzak inançları hem de bir takım insanları kandırarak, satın alarak, satın alınan beyinlerle, satın alınan kalemlerle bir defa o ümmetin aleyhinde kendi içinden ümmet aleyhtarı insanlar üretiyorlar. Evet. İkincisi ve tecziyetül ümem ile fırak, ümmeti çeşitli fırkalara, gruplara, hiziplere ayırmak. Şimdi baktığınız zaman Suriye'de, Irak'ta yani her iki tarafta Müslüman. Her iki tarafta Müslümanım diyor. Yani hangi kısımdan olursa olsun birbirleriyle savaşıyor ve kimin ne istediği de belli değil. Evet. Ve buna kim alet oluyor? Dolayısıyla bizim burada asıl düşüncemiz tamamıyla Müslümanların bu kaostan kurtulup ve kardeşlik duyguları çerçevesinde Kur'an ifadesiyle va'tesimu bihablillahi cemian ve la teferragu, kurtuluşumuz da buna bağlı. Hepiniz birden topluca Allah tarafından size sunulan Kur'an ipine sarılın, bölünüp parçalanmayın. Şimdi hocam ümmet birliği lazım burada. Fransa'da 6 veyahut da 7 tane Hristiyan kökenli ya da Fransız diyelim öldürüldü bir baskında ve dünya ayağa kalktı. Dünyanın bütün yöneticileri, Avrupa'nın bütün temsilcileri Fransa'ya gittiler ve orada bir toplantı yaptılar, yürüyüş yaptılar ve o saldırıyı kınadılar. Bugün işte fotoğraflara bakıyoruz. Evet. Halep yıkılmış vaziyette. Çocuklar o enkazın içerisinde öldürülmüş vaziyette. Evet. Hakeza yine orada yaşayan toplumun bütün fertleri, kadın, erkek, çocuk fark etmiyor. Ercan Bey, bir defa şunu Müslümanların teslim etmesi lazım. Bunlar insan değil mi hocam? Bunlar insan değil. Hadi. Bunlar insan da bunları yaptıranlar insan değil. Yani Müslüman olarak bir kenara bırakalım. Yani şimdi insan biz değil mi bunlar? Fransa'da da olsa, dünyanın neresinde olursa olsun masum insanların öldürülmesine karşıyız. Yani savunmasız insan. Bu Müslüman da olabilir, olmayabilir. Evet. Kadın olur, erkek olur, Yahudi olur, Hristiyan olur. Ya Fransa'daki saldırı ne kadar yanlışsa, Halep'teki İslam aleminin bu kadar sıkıntılara düşürülmesi yanlışların daha büyüğü
Ve bir defa bizim bu batılılardan, bu batıl ehlinden bir şey beklemememiz gerekir. Mesela bunların işte en bariz misali Avrupa Birliği'ne girme konusu. Bakın 50 küsür senedir bekliyor Türkiye. Ve bunlara girmek istiyor. Bunlar kendi aralarında karar alıyorlar. Diyorlar ki biz müzakereleri durdurma kararı alalım. Ya şimdi bizim evvela bunlara yandaş olmamız, bunların içinde olmamız bize bir defa uymayan şeyler. Niye? Bizim imanımız onlara uymaz. Evet. İbadetlerimiz uymaz, örfümüz uymaz, adetlerimiz uymaz. Biz öncelikle kendi kimliğimizi, kendi şahsiyetimizi, kendi ülkemizi ve ülkelerimizi gerçekten Allah'ın emrettiği şekilde yönetmeye, Allah'ın emrettiği şekilde birlik oluşturmaya gayret edeceğiz. Yoksa bu Batı medeniyeti diye bir medeniyet yok. Bunların tarihlerine baktığımız zaman bunların tarihleri çok karışık. Onun için bunlar Türkiye'nin sıkıntı yaşamasını, mesela bunların bugünkü düşünceleri, çalışmaları, yani bizim atasözümüz var ya, taziye tut, tavşana kaç. Taktiği. Bugün aynen bunlar bu taktiği uyguluyorlar. PKK'yı besliyorlar. Onların paraleli olan PYD'yi, YPG'yi neyse, ne kadar onların yan kuruluşları varsa yurt dışında onları besliyorlar. Onları silahlandırıyorlar. Onları örgütlüyorlar. Bu yetmiyor. Bazı İslami görünümlü örgütler oluşturuyorlar. Yani bunların mesela DAEŞ, IŞİD gibi bunların üretilmesi, ortaya çıkarılması yine bizi yıkmak isteyen güçler tarafından. Yani bunlar Müslümanlar tarafından ittifakla ortaya çıkan bir çalışma değil. Dolayısıyla İslam'ı biraz daha hoyrat göstermek ve Müslümanları daha hoyrat göstermek, İslam alemini daha büyük bir kaosa sürüklemek için bu suni örgütler oluşturuyorlar ve bunları bir taraftan besliyorlar. Müslüman ülkeleri kullanıyorlar. Her Müslüman ülkede bunların üstleri var. Her Müslüman ülkede içte yıkmaya çalışıyorlar, dışta yıkmaya çalışıyorlar. Onun için bugün İslam aleminin idarecileriyle, inanan halkıyla, daha doğrusu bütün halklarıyla bu oyunun farkına varmaları gerekir. Ve dolayısıyla bundan bir an önce kurtulmak için de büyük bir gayret sarf edilmesi lazım. Yoksa bizim mesela bugün Suriye'de verdiğimiz şehitler, Irak'ta verdiğimiz şehitler, daha sonu da belli değil. Bugün Güneydoğu'da, Doğu'da verdiğimiz şehitler, ne adına, niçin? Bunu yapanlar kimler? Bunları gerçekten yapanlar, yaptıranlar hep bizi yıkmak isteyen, bizim bugünkü halimizi de hazmedemeyen, bugünkü ümmetin halini de hazmedemeyen, ümmeti daha büyük sıkıntılara sevk etmek isteyen Siyonist güçler, zalim güçler, batılı güçler, batıl güçler. Allah bunların şerlerinden bizleri emin kılsın. Bunlara maşa olan, bunlara çanak tutan, bunların oyuncağı olan insanların şerlerinden de bizi korusun. Hem ülkemiz içinde hem ülkemiz dışında. Peki hocam biz Türk toplumu olarak, yani inanan Müslümanlar olarak nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Yani Suriye'de, Irak'ta, işte İslam coğrafyasındaki akan kan, işte gözyaşı, neler yapmamız gerekiyor hocam? Yani illaki hepimiz gidip savaşacak durumda değiliz. Askerimiz orada mücadele veriyor bir operasyon içerisinde. Peki biz insan olarak, Müslüman olarak neler yapmamız lazım? Biraz önce ifade ettiğim gibi yeniden tüm ümmetin birlik oluşturup bu problemleri İslam yoluyla. Çünkü bugün İslam gibi ya da İslam örgütü gibi gösterilen şeyler Müslümanlara yakın insanlar değil. Gerçek İslam düşüncesini taşıyan adaletli, merhametli ve bütün bu ümmetin farklı ırklarına, farklı renklerine sahip olanları İslam noktasında, İslam merkezi bir birliktelik içerisinde toplayıp yeniden İslam ülkelerinin başkanları, yazarları, çizerleri, alimleri, düşünürleri, yani aklı olan, iradesi olan insanların bir araya gelerek bu sıkıntıdan beraberce kurtulma sevdasını taşımaları. Bu olmadıktan sonra mümkün değil. Çünkü bu sıkıntılar, diyoruz ya, bugün Akdeniz işgal edilmiş. İslam coğrafyası işgal edilmiş. Bakın Suriye'nin dışında bugün Kudüs Şerif'te İsrail parlamentosu ne yapmak istiyor? Ezanları yasak etmek istiyor. Bir İslam ülkesinde ezan yasak edilir mi?
Ezan İslam'ın sembolüdür, şiarıdır. Ezan olmazsa olmaz değerlerimizden. Hocam, şimdi ezanı yasak ettiği zaman yani siz ha namaz kıldınız ha kılmadınız. Hocam işin enteresan tarafı da İslam coğrafyasında bu konularla alakalı bir tepki yok. Yani... Tepki olması lazım. Mesela İslam aleminde İslam'a dil uzatıldığı zaman tepki olması evet. lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a dil uzatıldığı zaman tepki olması lazım. Ümmetin hakları kısıtlandığı zaman tepki olması lazım. Yani bugün Kudüs'te yarın bir evet. başka yerde evet. ezanı yasaklama çalışmaları yani Müslüman ülkede Müslüman pazarında salyangoz satılır mı? Evet. Dolayısıyla yani bütün bu hileleri, tuzakları ve bugün Avrupa'nın gerçek bize nasıl baktığını veya dünyaya nasıl baktığını evet. Avrupa kaynaklarının ümmete nasıl baktığını bilmemiz lazım. Bunlar yeri geliyor bize karşı düşmanlıklarını açıkça ortaya koyuyorlar. Bir de bu yani bizim Kur'an ifadesiyle dost ve düşmanlarımızı tanıyamamamızdan. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da çok evet. açık ve net ifade ediyor. Yani bizim sıkıntılardan kurtulmamız ancak bu dost ve düşmanlarımızı iyi tanımakla mümkün. Mesela ne buyuruyor? Ali İmran suresinde ayet numarasını bilmiyorum. Mevlamız buyuruyor. Evet. Ya eyyühellezine amenu la tettehizu bidâneten min dûnikum la ye'lûnekum habâle. Ey müminler, kendinizden başkalarını dost edinmeyin. Onlar size kötülük yapmakta asla kusur etmezler. Veddû mâ anittüm, sizin kesinlikle toplum olarak sıkıntılara düşmenizi arzu ederler. Sıkıntılara düşmenizi arzu ederler. Kad bedetil bagdâ'u min efvâhihim, onların ağızlarından size karşı sizi sevmedikleri, size düşmanlıkları, size kinleri, size karşı husumetleri dökülür durur. Ama ve mâ tuhfî sudûruhum ekber, asıl kirli sinelerinde gizledikleri daha büyük bir düşmanlıktır. Yani bugün Amerika'sı, Avrupa'sı, Rusya'sı, Çin'i, bunlar güya Müslümanlara karşı dünya açısından ittifak halinde gözüküyorlar. Evet. Beraberce hareket ediyor gibi gözüküyorlar. Bazen canları sıkıldığında ufak bir şeyden, küçük bir meseleden size karşı kinlerini kusuyorlar. Ama asıl içlerinde gizledikleri düşmanlık daha büyük bir düşmanlık. Cenab-ı Hak buyuruyor ki قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. Eğer düşünürseniz, aklederseniz biz ayetlerimizi böylece size açıkladık, açıklıyoruz. Hangi ayet-i kerime bu? Bu ayet-i kerime Ali İmran 118. Bakınız, böyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi biz Yahudi, Hristiyanı kendimize dost edinirsek evet. ve bunların bizim içimizi karıştırmalarına bir şekilde göz yumarsak ve bunların hile ve tuzaklarını anlamazlıktan gelirsek, o zaman daha çok sıkıntılar yaşayabiliriz. Evvela bunlardan bize bir fayda gelmeyeceğini. Ne ekonomik sahada, çünkü sizin ekonomik yönden zayıflığınızı bekliyorlar bunlar. Siyasi yönden, evet. askeri yönden. Siz ne kadar teknik açıdan, teknolojik icatlar açısından ne kadar zayıf, güçsüz ve ne kadar perişan olursanız, ne kadar onlara muhtaç olursanız, onlar o kadar seviniyorlar. Çünkü sizin ilerlemeniz onlar için büyük bir vebal. Hatta zaman zaman İslam düşmanları şöyle diyorlar. Bunu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da söyleyenler var. Belgesel kitaplarda diyorlar ki, tekrar bu İslam alemini bir ülke kalkar da başında toplarsa yine dünya için tehlike olur. Onun için ülkeleri birbirinden tamamen ayırmamız lazım. Siyasi ilişkilerini, askeri ilişkilerini, evet. ekonomik ilişkilerini ayırmamız lazım. Birbirinden koparmamız lazım. Çağdaşlık adına kadınlarının ahlakını bozmamız lazım. Medeniyet adına gençlerini sadece yani bir takım şehvi duygularına mahkum bir gençlik oluşmaları için, oluşturmaları için çalışmamız lazım. Bunların gayeleri bu. Evet. Biz de bunları halen kendimize müttefik, dost gibi kabul edersek, o zaman bunlar daha çok zarar verecekler, vermeye de çalışıyorlar. Evet. Hocam. Evet. Hocam şimdi bunu tabi programımızın başında niye konuştuk? Biz toplum olarak dinimizi rahat bir şekilde, inancımızı rahat bir şekilde yaşamak istiyorsak özgür olmak zorundayız. Şu anda güçlü olmak zorundayız.
vatanımız, milletimiz birlik beraberlik içerisinde devlet yöneticilerimiz işte yönetimin başındalar. Efendim, Türkiye'de bir huzur ortamı olması için canla başla çalışıyorlar. Ben geçen üç cuma önce evet, Kayseri Cami Kebir'de vaaz ettim. Orada sonunda dedim ki vatanın ne olduğunu nasıl anlayabilir bir insan? Evet. Vatansız kaldığı zaman anlayabilir. Şimdi şu Suriye'den, Irak'tan veya Somali'den, Arakan'dan, evet, Doğu Türkistan'dan, dünyanın çeşitli yerlerinden, yurdundan, yuvasından uzaklaştırılan, bütün hakları ellerinden alınan, ezanları, Kur'anları yasaklanan, evet, o insanlara sormak lazım vatansızlığı ne olduğunu. Evet. Şimdi bu vatanın toprağında dolaşan, bu vatanın havasını teneffüs eden, bu vatanın suyunu içen, bu vatanın nimetlerinden istifade edip de bu vatanın aleyhinde düşmanlık yapan insanlar gerçekten hain insanlar. Vatansızlığı siz gidin Avrupa'da herhangi bir ülkeye, evet, gezmek için gidin. Vatan ne demek olduğunu başka ülkelere gittiğiniz zaman anlarsınız. Hatta İslam ülkelerine de geçseniz, oraya vardığınız zaman kendi vatanınızın ne demek olduğunu orada anlarsınız. Evet. Vatansızlık, vatansızlığı yaşayanlar tarafından anlaşılabilir. Şimdi burada adam her türlü nimetlerden istifade ediyor ama bu vatanın, bu ümmetin, bu milletin altını devamlı oyuyor. Devamlı fitne çıkarmak istiyor. Evet. Biz bunların işte oyunlarına gelmeyeceğiz. Bugün şehitler versek de inşallah iyi niyetle, halis niyetle, Allah'a gerçekten kul olma niyetiyle, bir de şunu bileceğiz. Yani bizim devletimiz olsun, diğer İslam ülkelerindeki idareler olsun, evet, haramlardan sakınmayı, bir defa toplumun günahlardan korunmasını gaye edinmesi lazım. Biz bu millete nasıl bir mutluluk getirebiliriz? Çünkü bugün demokratik usuller adına ya da demokrasi adına verilen birçok hürriyetler dini değerleri yok etme hürriyetleri. Biz İslam'a döndüğümüz zaman İslam'ın hukuk sistemi vahye dayalıdır. İslam Müslümana da hakkını veriyor, zengine veriyor, fakire veriyor, idareciye veriyor, memura veriyor, kadına veriyor, erkeğe veriyor, kainatın hukukunu düzenliyor. Ama bugün demokratik ülkelere uyacağız diye, evet, haramlar böyle sera serpa yapılır olursa, günahlara teşvikler olursa, en basitinden bir ay sonra 2016 yılı bitecek, 2017 yılına başlangıç yapacağız. Peki en azından bugün böyle bir kaos içerisinde olan ümmetin Türkiye'mizde, diğer ülkelerde bir yılbaşı kutlaması ne adına, kimin adına? Yani bir Yahudi Hristiyan örfünü taşıyan, adetini taşıyan, evet, bir yılbaşı rezaletini kutlamak ne adına? Ve o piyango biletleri ne adına alınıp satılıyor? Evet. Lotolar, totolar ne adına alınıp satılıyor? Bu zina, fuhuş, hırsızlık, arsızlık, hayasızlık ne adına çoğalıyor? Bunların hepsinin gerçekten ortadan kaldırılarak barış içerisinde Müslümanı, gayrimüslimi, herkesin layık olduğu haklar çerçevesinde bir barış içerisinde, sulh içerisinde, selamet içerisinde yaşaması lazım. Ama Batı öyle değil ki. Evet. Batı bugün ezanı yasaklama hakkını nereden alıyor? Nasıl demokrasi bu? Böyle demokrasi olur mu? Evet. Yani adeta müşriklerin işte helva yapıp taptıkları, acıktıkları zaman da taptıkları helvayı yemeleri gibi. Bunların demokrasileri bu. Bunlar acıktığı zaman kendi ürettikleri demokrasiyi yiyorlar, çiğniyorlar. Ama bizim hukukumuzda, Allah'ın koyduğu hukuk sisteminde ne Müslümana, ne Hristiyana, ne Yahudiye, ne inanana, ne inanmayana zulmedilmez. Bir defa Allah'ın hukukunda adalet var. Evet. Allah'ın hukukunda gerçek insana değer var. Kainata değer var. Kainata. Kainatın düzeni ancak Allah'ın koyduğu hukuka uymakla mümkün. Evet hocam, dediniz ya dostu düşman artık tanımak gerekiyor. Bilmek zorundayız. Bilmek gerekiyor diye. Yani 15 Temmuz'da biz çok büyük bir dönüm noktası yaşadık. İçimizde yıllarca bizden görünen bu vatanın, evet, ekmeğini suyunu içmiş, evet, insanlar, yani içimizdeki bizden gibi görünen hainler maalesef, evet,
bize çok büyük bir ihanet yaptılar. Daha bu bitmiş de değil ha. Evet. Bu hainlerin yani sayıları çok fazla. Sadece evet. O hainler değil, onlar gibi hainler de var. Yani bu milletin birliğine kasteden, evet. Bu milletin özüne kasteden, bu vatanın gerçekten parçalanmasına, başkalarına peşkeş çekilmesine çalışan çok hainler var. Evet. Çok hainler var. Hocam bugün bu yapının yani 15 Temmuz'da bu kalkışmanın arkasında olan FETÖ denen yapının arkasındaki o kişi diyelim, Haçlılarla alakalı bir beyanatı var. Haçlılar efendim size işte zarar vermez, kadınlarınıza çocuklarınıza evet, zarar vermez dinledim. Diye. Peki az önce şeyleri gördük, fotoğrafları gördük. Haçlılar zarar vermiyor da bugün Haçlılar veya Siyonistler bugün Filistin'deki 60 seneden beri daha da fazla olduğu öldürdükleri insanları kim öldürüyor? Yahudiler. Ben demek istediğim ki Siyonistler veyahut da bugün Hristiyanlar. Evet. Peki dün Bosna Hersek'te 200 bin insanı kim katletti? Orada 50 binden fazla kadınların namuslarını kim kirletti? Evet. Gayrimüslimler değil mi? Bu Hristiyan Haçlı düzenini savunan insanlar değil mi? Evet. Bugün Irak'ta Irak'ı bugün milyonlarca insanların ölmesine, bir o kadar insanın yaralanmasına, bir o kadar insanın kaybolmasına ve dini, kültürel birçok değerlerimizin daha doğrusu. Oradaki değerler bizim değerlerimiz. Suriye'deki değerler bizim değerimiz. Bugün mesela Rusya'ya baktığınız zaman evet. Onlar da aynı bu işte Haçlı düşüncesine sahipler. Peki bunlar Suriye'de niye tahribat yapıyorlar? Irak'ta niye yapıyorlar? Halen. Sebep. Hani bunlardan kadınımıza, kızımıza zarar gelmez diyor o hain. Evet. Nasıl zarar gelmiyor? Bu zarar kime? Peki Bosna Hersek'te Boşnaklara, efendim işte diğer Müslüman kardeşlerimize bu zulüm yapanlar, işte o Hristiyanlar, onlar değil miydi? Evet. Onlar. Biz Müslümana da zulmedilmesine karşıyız, gayrimüslime de zulmedilmesine karşıyız. Yani savaşın da bir savaş ahlakı var. Evet. Bu açıdan bugün içimizde bizi gerçekten daha kötü sıkıntılara duçar etmek isteyen vatanın hainleri, millet hainleri, devlet hainleri var. Bunlara karşı hem iç düşmanları hem dış düşmanları tanımak lazım. Evet, hocam bunları çok iyi tanıyıp ve artık bu hainlerin de peşinden gitmemek gerekiyor. Gitmemek artık. Gerekiyor yani, tabii. Aleni ortada daha yani evet. Bunun bir çıkış noktası evet. Yok ki. Hocam buraya bir nokta koyalım ve seyircilerimizden gelen sorulara inşallah geçelim. Şimdi bir seyircimiz sormuş Safer Ayı'yla ilgili. İşte birkaç gün sonra yanılmıyorsam ay bitecek. Safer ayı uğursuzluk ayı mıdır? Böyle bir toplumda genel bir kanaat var. Evet. İşte bu ayda belalar, musibetler çok oluyor. İnsanlar bu ayda uğursuzluk evet. Yaşayacağına inanıyor şeklinde. Evet. Böyle bir İslamiyet'te böyle bir inanış tarzı var mı hocam? Hurafe mi bu? Şimdi bir defa zamanda uğursuzluk yok. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi var. La adva ve la tiyarete ve la safara. Yani İslam'da uğursuz kabul etmek veya Allah'ın izni olmadan bir hastalığın diğerine geçeceğine efendim inanmak veya böyle hayali bir dayanağı olmayan şeylere inanmak, safar ayının da uğursuzluk ayı olduğuna inanmak dinin kabul etmediği şeylerden. Peki bu neden böyle? Bunun bu işte düşünceye ne zayıf, sebep olmuş hocam? Zayıf veya uydurulmuş birçok sözler var. Bu uydurulmuş sözlerle işte bu Safer ayının son çarşamba gününde böyle hadisler uydurulmuş. Evet. Safer ayının son çarşambasında işte sadaka verirseniz, şu duaları yaparsanız, şu işleri yaparsanız bu ayın belalarından, sıkıntılarından kurtulursunuz. Evet. Şimdi İslam'da evvela sadaka her zaman bizi belalardan korur. Dualar bizim silahımız. Her zaman dua edeceğiz. Her zaman dua edeceğiz. Hayır, iyilik, nefaka yani başkalarını görüp gözetme her zaman yapacağız. Evet. Bu açıdan İslam'da böyle bir safer ayını uğursuz bir ay gibi kabul edip işte bu ayda şunları yaparsanız bu belalardan, sıkıntılardan kurtulursunuz diye böyle bir uğursuz zaman saymak dinde olmayan bir şey. Bid'at ve hurafelerden. Dinde olmayan bir şey. Ama bu konuda yazılmış birçok
Yazılar da var. Hı. Ama aslı yok, esası yok. Uydurma şeyler. Evet. Uydurma şeyler. Bizim için Rabiul Evvel ayı, ki bundan 4 gün falan sonra Rabiul Evvel ayı, peygamberimizin evet. dünyaya teşrif ettiği bir ay girecek. Rabiul Evvel ayı nasıl zaman olarak aynıysa Safar ayı da bizim için aynıdır. Böyle uydurma şeylere inanmayacağız. Şimdi hocam, günümüzde sosyal medya var, yani internet var. Bir anda yaygınlaşabiliyor bu tür şeyler, inanışlar. Yani bu tür böyle hurafeye dayanan sözler veyahut da işte inanışlar diyelim, gerçek, hakikat anlamda dinimize göre, İslam'a göre, Kur'an'a göre, sünnete göre nasıl bir araştırma yöntemi olması lazım? Böyle doğrusunu inanmak, öğrenmek için. Böyle inanmak işte, bunu nereden araştıracağız? Kur'an'da yok. Evet. Sahih sünnetlerde de yok. Bak tersi var halbuki. İşte Safar ayının uğursuzluğu yok diyor. Sadece Safar ayı için söylemiyorum. Genel yani. Bu... Genel işte bunları biz bir şeyin varlığını veya yokluğunu. Kitapta evet. yoksa, sünnette yoksa, yani mezhep imamlarının veya büyük müçtehitlerin içtihadında yoksa evet. bir şeyin varlığı veya yokluğu, biz ona göre yok diyeceğiz veya var diyeceğiz. Yani bunu okuyacağız, araştıracağız. Zayıf kitaplardan da değil. Hı hı. Sağlam kaynaklardan. Eğer biz kitaplarda sağlam kaynağı bulamıyorsak, ki var da evet. bazen adam böyle çok süzgeçten geçirilmeyen bir takım siyasi sebeplerle, ırkî sebeplerle, mezhebi sebeplerle yazılmış kitaplar var. Bu kitaplardan değil de ehline soracak. Bu var mı yok mu? Ehline soracak. Evet. Ehli kimdir? Gerçek dini, dinin orijinalini bilen alimler. Bunlara soracak. Dinde böyle bir şey var mı yok mu? Dinde böyle bir şey yok. Oradan öğrenecek. Evet. Yoksa baktığınız zaman kitaplarda bir sürü bunlarla ilgili lehinde bir sürü yazılar var. O zaman bunlar doğru yazı değil. Doğru yazı değil. Evet. Hocam müsaadenizle bir hatırlatma yapmak istiyorum değerli izleyicilerimize. Sevgili seyirciler, programımız devam ediyor canlı yayında. Telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. 0346-225-3011. Arkadaşlar birazdan da ekrana yansıtacaklar. İnşallah sorularınız olursa, sormak istediğiniz hocama bu numaradan canlı yayında telefonla bize bağlanıp sorularınızı iletebilirsiniz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra hocam, diğer bir soru var. Kabir sualine, kabir azabına, şefaate, sırata, hesaba veya mizana inanmanın hükümleri nelerdir? Bunu biz geçtiğimiz programlarda işte, geniş bir şekilde işlemiştik. Çok kısa, evet. Afaz ayrıntısına girmeden hocam. Evet, şimdi bunlara ahvalül ahira, ahirette yaşanacak haller deniyor. Evet. Bunların tabi ayetlerde bunların cevabı olduğu gibi birçoklarının izahı hadis-i şeriflerde, sahih hadislerde, sahih kaynaklarda. Evet. Dolayısıyla biz bunlara inanıyoruz. Yani ana kaynaklarımızda olduğu şekliyle inanıyoruz. Bunlara inanmak farzdır. Farz. Aynı amentü esaslarına nasıl inanıyorsak, ki biz mesela ve bil yevmil ahiri, ahiret gününe inanıyoruz dediğimiz zaman ahiretin neyine inanıyoruz? Yani bu dünya sonrası hayata. Evet. Dünya sonrası hayat ne zaman başlıyor? Her kişinin ölmesiyle başlıyor. İlk ahiret safhası kabirdir. Evet. Kabir. Ondan sonra bunu ya berzah alemi deniliyor. Kabirden kalkışa vel ba'su ba'del mevt. Evet. Yani öldükten sonra geri dirilme ve haşir. Yani insanların kabirlerinden kalkarak mahşer yerine toplanmaları. Buna da mahşer deniyor. Bu haşir, insanların dünyadaki vücutlarıyla kalkmaları. Yani dünyadaki varlıklarıyla bir insan öldükten sonra kurtlar, kuşlar yese, evet. ateşte yakılsa, balık yutsa ve vücudundan hiçbir parça kalmasa, bu insan kabirden kalkarken yine dünyadaki vücuduyla kalkacak. Evet. O zaman diyor ki İslam alimleri, haşir mal ecsad, yani hem ruh hem beden beraber mahşer yerine gelinecek. Kabir hayatı evvela bir defa Kur'an'da kabir hayatıyla ilgili, kabir sualiyle ilgili, kabir azabıyla ilgili, kabir nimetiyle ilgili çok açık ayetler yok. Evet. Ama ayetlerin delaleti var. Fakat hadis-i şerifler bunu daha çok izah etmiş. Mesela... Hocam ona geçmeden bir seyircimiz hattımızda, onu bir alalım, devam edeceğiz. Alo.
Evet. Seyircimiz hattı mı? Özürler efendim, ben yurt dışından arıyorum. İsmim açılmasını istemiyorum. Efendim, telefonunuzun, televizyonunuzun sesini kapatın, telefondan konuşalım sizinle. Birisine ben özgüç para verdim, kapattım. Evet, buyurun. Özgüç para verdim, bilmiyorum. Bazı nedenlerden bizim paramızı geri dönüp vermiyor. Aradan 15 sene geçti. Bunun günahın sevabını öğrenmek istiyorum. Hoca efendi ben. Birine borç... Hayırlı yayınlarınız olsun, iyi günler kardeşim. Peki. Seyircimiz kapattı yanılmıyorsam. Hocam... birine borç verilmiş anladığımız kadarıyla, evet. Miktarını da söyledi, 1.000 euro kadar. Aradan da 5 sene geçmiş, henüz alamamışlar. Bunun hükmü nedir diye seyircimiz soruyor. Şimdi tabi İslam'da karz-ı hasen diyoruz biz buna. Evet. Yani karz-ı hasen nedir? Türkçe'ye geçen tabiriyle dünya çıkarı, menfaatı düşünmeksizin sırf Allah rızası için muhtaç olan bir insana ödünç para vermek. Ödünç. Evet. Veyahut ödünç para olmaz da bir mal karşılığı borçlanma olur. Yani bu, alışverişler yoluyla. Borç olarak vermiş. Borç olarak, evet. Vermiş bu. Hı hı. Şimdi bu borç olarak verilen parayı vereni mağdur etmeden zamanında ödemesi lazım. Ödemezse hocam? Ödemezse mi? Büyük bir günah olur. Hatta sadece ödünç paraları değil, borçlanmazları karşılığında mal alması, satması karşılığında. Mesela ona matalı deyin diyor. Evet. Yani vereceği parayı uzatmak, karşıdaki insanı mağdur etmek. Dükkandan bir şey almış, 3 ay, 5 ay, 1 sene, 2 sene, 3 sene geçmiş, satıcıya gözükmüyor. Böylece unutturmaya çalışıyor veya vermemek için çeşitli hilelere başvuruyor. Hı hı. Böyle bir muamele büyük günahlardandır. Peki. Şimdi bir de mesela 5 sene önce diyelim ki 5.000 lira borç veren kimse, o 5.000 liranın değeri bugün 5 sene önceki değeri gibi değil ki. Evet. Bak, o insana bir sürü zarar var. Kime? Ödünç parayı verene. Büyük günah işlemiş oluyor. Evet. Kul hakkına geçmiş oluyor. Peki, parasını alamayan ne yapacak hocam? Alamayan ne yapacak? Bunu eğer gerçekten veremiyor da veremeyen bir kimse, yani vermek istiyor ama verecek, hı hı, imkanı yoksa, o zaman böyle kişilere eğer isterse bunu zekat yerine sayabilir. Zekatı varsa. Nasıl, evet, sayar? Diyecek ki mesela 5.000 lira alacağı varsa, bu 5.000 lirayı ona verecek alacaklı olduğuna, ona verdiği zaman kalbinden zekat niyetini geçirecek. Diyecek ki bu parayı al da bana borcumu öde. Evet. O arada niyetinde zekat olursa, hı hı, zekat yerine geçer o para. Karşı tarafın verecek gücü varsa. Gücü varsa o zaman hak daha bu. Gücü varsa niye vermiyor? Evet. Haksızlığından vermiyor. Ama büyük günaha giriyor. Büyük günah, evet, işlemiş oluyor. Evet. Bir seyircimiz daha. O zaman onu kul hakkı, en büyük kul haklarından. Evet. Bir seyircimiz daha hattımızda. Alo. Alo. Efendim, hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Buyurun. Alo. Sesinizi alabiliyoruz, sorunuzu alalım. Hocamın ellerinden öpüyorum. Sizlere de Allah'a emanet ediyorum. Hocam, benim bir sorum var. Buyurun. Evet. Hocam, bazen namazlarda şaşırıyorum. Yalnız elhamdülillah yatıp bakıyorum. Tekrar sesi secde yapıyorum. Bunun sevabı ne, günahı ne? Hocam, anlayabildiniz mi soruyu? Evet. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Hocamız sorunuzu cevaplayacak. Ayrılmayın inşallah. Evet. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet hocam. Şimdi namazda Fatiha-i Şerife'yi okumak da vacip. Evet. Fatiha'dan sonra bir sure okumak da vacip. Yanılarak şayet sureyi okumadan Fatiha'yı okur, rükûya gider, secdelere giderse, o zaman sonunda sehiv secdesi yaptığı zaman namazı tamam olur. Evet. Ama Fatiha'yı okuduktan sonra sureyi okumazsa, hem Fatiha'yı okumaz hem sureyi okumazsa, o zaman namazda Kur'an'dan bir parça okumak farz. Onun telafisi mümkün değilse, mesela 4 rekatlı farzlarda 1. 2. rekatında Fatiha'yı da okumadı, sureyi de okumadı. Ayakta durdu, rüküye gitti. O zaman 3. veya 4. rekatta onu telafi etmesi lazım. Evet. O 1. rekatta veya 2. rekatta okumadığı Fatiha'yı, sureyi 3. ve 4. rekatta ya da 4. rekatta okuması lazım. Yine sehiv secdesi yapması lazım. Evet. Sehiv secdesi yaparsa namazı tamam olur. Evet hocam. Evet. Çünkü unutmayla veya hatayla. Evet.
Soruya yarım kalmıştı hocam, ahiret inancıyla evet. ilgili. Şimdi ahiret inancıyla ilgili devam edelim. Kabir hayatıyla ilgili dedim ya, ayetler var. Mesela bunlardan bir tanesi Mümin Suresi. Mümin Suresi ayet 46. Bakın Mevlamız ne buyuruyor? En-nâru yu'radûne aleyhâ gudüvven vâşiyyâ. Firavun ehlinden bahsediyor Cenab-ı Hak. Firavun ehlinden. Evet. Firavun'un adamlarından bahsediyor. Firavun'dan bahsediyor. Onlar diyor sabah akşam ateşe sunulurlar. Ateşe. Ve yevme tekûmü sâ'a. Kıyamet koptuğu zaman. Daha kıyamet koptu mu? Kopmadı. Evet. Kıyamet koptuğu gün edhilu âle firavune eşeddel azab. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Firavun'un adamlarını veya inkarcıları o kabir azabından daha şiddetli, daha dehşetli, daha korkunç azaba girdirim. Şimdi kabir azabı olmasa bu denilir mi? Ben kabir azabı var. Ama kıyamet koptuğu günde onlara Allah Celle Celaluhu melekleri vasıtasıyla dedirtecek. Hadi girin bugün ateşe. Evet. Ateşe girin. Hangi ateşe? Ondan daha şiddetli ateşe. Şimdi bakın Nuh suresinde bir ayet var. Nuh suresinde bunu Arapçayı bilenler bilirler. Nuh suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki Mimma hadiyatihim ugriku fe udhilu nara. Mimma hadiyatihim, o insanlar hatalarından dolayı ugriku. Kimler onlar? Nuh Aleyhisselam'ın kavmi. Yani Nuh Aleyhisselam'ın zamanında puta tapanlar, suda boğulanlar, suda boğuldular hataları yüzünden. Sonra ne oldular? Fe udhilu nara. Hemen onun peşine ateşe girdirildiler. Evet. Ne yapıldılar? Ateşe girdirildiler. Peki eğer böyle bir azap yoksa, böyle bir azap yoksa nasıl bunlar girdirilmiş olacaklar? Yani suya boğuldular, tufan olayı oldu. Evet. Hemen onun peşine de efendim ateşe girdirildiler. Bu hangi sure? Bu sure Nuh suresi. Efendim bu da kabir azabına delalet eder. Ayetler bunlar. Daha başka ayetler de var. Hı hı. Ama hadis-i şeriflerde daha çok bunları biz öğreniyoruz. Hadis-i şeriflerde nasıl öğreniyoruz? Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlar akılla tespit edilemez. Evet. Kabir azabını, kabir sualini, kabir hayatını kabul etmeyenler akılla düşündükleri için, akılla hareket ettikleri için, felsefeciler de kabul etmezler. Evet. Halbuki ölüm ötesi hayatı akıl kavrayamaz, akıl tespit edemez. Burada nakil lazım. Nakil ne demek? Ya ayetten ya hadis-i şeriflerden delil olacak. Evet. Hadis-i şeriflerden delil olmayınca bu sefer diyor ki bana göre insanlar oraya konulacak, orada çürüsün veya çürümesin. Orada kaç yüz sene, 500 sene, 5000 sene, 10.000 sene yatacak. Evet. Feyda nüfika fissur, sura üfürüldüğü zaman bir de bakacaksınız hepsi pür dikkat ayağa kalkacak. Buna inanıyor. Yani kabirden kalkacaklarına inanıyor. Evet. Ama kabir hayatına inanmıyor. Kabirde diyor ne dirilme var, ne soru var, ne hesap var, hiçbir şey yok. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle demiyor. Buhari ve Müslim hadisinde, daha diğer kütüb-i sitte hadis mecmualarında bakın Peygamberimiz ne buyuruyor? İnnel abde izâ vûzi'a fî kabrihi. Kul, kişi kabrine konulduğu zaman. Evet. Kabrine konulduğu zaman. Kadın olsun, erkek olsun. Ve tevellâ anhu ashabuhu. Onu defneden insanlar oradan ayrıldıklarında ve innehu leyesme'u kar'ani âlihim. Halen insan, o kabre konulan insan, oradan ayrılan insanların ayak seslerini duyuyor. Evet. Daha başlarından ayrılmadan. Evet. Kabre konuluyor. Orada onların ayak seslerini duyuyor. Etâhu melekâni. Tam o merhalede iki melek gelir. Feyuk'idânihi. Onu oturturlar. Bu oturma bizim anladığımız manada oturma değil. Oturtma evet. değil. Evet. Çünkü kabir dar. Yani siz kabri açsanız da, oraya bir cihaz koysanız da, meleklerin geldiğini, onu oturttuklarını veya ona soru sorduklarını, onun ne şekilde cevap verdiğini ne duyabilirsiniz ne görebilirsiniz. Evet hocam, bir hattımıza seyircimiz varmış. Devam edeceğiz. Evet. Onu beklettik. Alo. Evet arkadaşlar. Alo. Efendim buyurun, programımıza hoş geldiniz. Selam aleyküm. Aleyküm selam efendim. Buyurun.
Evet, dinliyoruz. Sorunuzu alalım. Hocamın ellerinden öperim. Teşekkür ediyoruz efendim. Buyurun, sorunuzu alalım. Benim birkaç sorum var. Ben ikinci evlilik yaptım. Evet. Bir dakika. Buyurun. Onda eşim vefat etti. Alma yurt dışındaydık. Evet. Allah rahmet eylesin. Oradan geldik. Eşim orada vefat etti. Şimdi ben o mallardan, çocukları da var onların. Ben alsam onun günahı mı? Yani nedir acaba? Efendim bu evliliğiniz ikinci evliliğiniz mi yoksa ilk evliliğinizden mi? Evet, ikinci evliliğim. İkinci evliliğinizden. Eşiniz vefat etti ve ondan kalan bazı mallar var. Bana düşer mi diye soruyorsunuz. Doğru mudur efendim? Evet, ben yani eşim ölmeden bana bir ev aldı. Evet. Diğer mallardan da yani dinimizce veya kanunca yani almamın şeyleri nedir acaba? Peki. Şeyi var mı acaba? Peki. Başka soru var mı? Bir de annem yoğun bakımda 39 gün yattı. Çabaladı evime götürün dedi. Biz de getirmedik. Evet. Yani ahlı dengesi bir yıl geliyordu, bir yıl gidiyordu. İşte doktorları da götüremezsin falan dedi. Evet. Ama çok çabalıyordu. Daha hale yani öldü. O içimde şey yani getirsek miydi, getirmesek miydi? Yani onların şeyi. Evet. Anneniz vefat etti. Ne zaman vefat etti efendim? 1,5 sene oluyor. Babam da ona yana felç oldu. Babama 1,5 sene baktım. Evet. Peki sorularınızı anladık. Hocamız şimdi cevap verecek. Şimdi kardeşim götürdü. Ondan... Allah rahmet eylesin efendim. Bir de Kur'an'a gidiyorum. Yeni öğreniyorum. Hocamdan duasını istemesini istiyorum yani. Evet. Peki inşallah. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun efendim. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin. Evet hocam. Önce Cenab-ı Hak Kur'an'ı öğrenmesi için zihin açıklığı versin. O Kur'an'ın ahkamına göre yaşamayı nasip eylesin. Evet. Ve inşallah kısa zamanda Kur'an'ı güzelce öğrensin, öğrenmesin. Cenab-ı Hak lütfeylesin. Evet. Şimdi beyi vefat etmeden önce bir ev vermiş. Hı hı. Tabi beyi vefat ettikten sonra da malları var. Bunun bir defa o kocasının malından bütün malından taşınır taşınmaz malından 1/8 hakkı var. Evet. Yani vefat eden kocasının çocukları olduğu için ister bundan olsun çocukları ister başka hanımından olsun efendim çocukları olduğu için bu hanımın 1/8 hakkı var. 1/8. Eğer kocası buna hayatında 1/8 hakkı verdi de bugün 1/8'in üzerinde hak almak istiyorsa doğru değil. Bu 1/8 hak neye göre? 1/8 İslam'a göre. Evet, İslam'a. İslam'a göre. Evet. Yani bir erkek vefat ettiğinde eğer onun çocukları varsa hanımına 1/8. Evet. Çocukları yoksa 1/4. Bu Kur'an'a göre, Kur'an'a. Evet. Veyahut tersi olsa, mesela kocası kadın vefat etse, kadının eğer çocukları varsa, illa bu kocasından veya başka kocasından çocukları varsa, o zaman erkeğin 1/4 hak alması gerekir hanımının haklarından. Yok eğer çocukları yoksa yarısını alacak hanımının hakkının. Evet. Dolayısıyla onun kocasından aldığı hakka bağlı. Eğer aldığı, kocasının buna bağışladığı 1/8 hakkı dolduruyorsa o zaman diğer haklardan daha alamaz. Evet. Ayrıca bunun bir de maaş da alıyor tabii. Hı hı. Maaş da alıyor mutlaka. Evet. Yoksa alabilir. O 1/8'i tamamlayacak kadar alabilir. Peki. Evet. İkincisi, bir başka husus da annesiyle. Annesi tabii işte orada komada yatmış. Uzun bir zaman 1,5 ay gibi.
getirmelerini istemiş evlerine. Doktorların burada ifadeleri önemli. Doktorlar eğer götürmeyin, tedavi edilmesi gerekir diyorlarsa, o zaman annelerine karşı bunların bir saygısızlığı olmuş olmaz. Yani çünkü bir zaruret söz konusu. Bir zaruret var. Doktor evet. Bu işi daha iyi biliyor. Çünkü biz doktorlara teslim etmişiz. Doktor bunu götürmeyin, tedavi etmemiz gerekiyor diyorlarsa evet. Oraya uymak daha doğrusu, onu da zaten yapmışlar. Evet. Yani bir vicdani sorumluluk yok, yok. Vicdaniyle bir sıkıntıları yok. Evet. Kur'an-ı Kerim'le alakalı onu söyledim daha, ya. Evet. Dedim dua ediyoruz Cenab-ı evet. Hak kolaylık versin inşallah. Evet. Arkadaşlar soru var mı yayında? Evet, devam ediyoruz hocam. Bir şimdi efendimizin hadisi şerifi evet, vardı. Evet, hadis-i şerifte devam edelim. İki melek gelir. Tabii bunu hadisleri kabul etmeyenler bu hadisi kabul etmiyor. Diyor ki o şimdi yine aklen düşünüyor. Ya iki melek geldi. Hem de Münker Nekir melekleri. Evet. Münker Nekir hem de diyor kötü bir isim. Münker Nekir tanınmayan demek. Tanınmayan iki melek suretinde, iki melek insan suretinde geldi. O insanı orada oturttular. Sonra ona sordular. Peki ma kunte tekulu fi hadar racul li Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhissalatu vesselam'a işaret ederek bu kişi hakkında ne diyorsun diye sorarlar. Eğer mümin ise fe emmel müminu fe yekul. Mümin ise dünyadayken inanmışsa o diyor ki en eşhedü ennehu abdullahi ve resuluhu. O zaman der ki ben şehadet ederim ki ediyorum ki bu kabirde oluyor. Biz bunları tespit edemeyiz. Peygamberimiz evet, söylüyor. Evet. Ben şahitlik ediyorum ki o Allah'ın kulu ve peygamberidir. Fe yekulu lehu, melek o zaman ona der ki unzur ila mek'adike minen nar. Bak cehennemde gideceğin yere bak. Eğer iman etmeseydin, eğer Peygamber aleyhissalatü vesselama gerçek ümmet olmasaydın, gideceğin yer orasıydı. Ama Allah iman ettiğin için oradaki yerini cennetteki yerinle değiştirdi. Bak cennete gideceksin. Sonra da ona efendim cennetteki yeri gösterilir. Bunun gibi nice hadisler var. Eğer bu kişi münafıksa veya kafirse, hı hı. Yani inanıyor gibi gözüktüğü halde gerçekten inanmayan birisi evet. Veya hiç inanmayan birisi ise yine o melekler ona derler. Ma tekulu fi hadar racul. Bu adam hakkında ne diyorsun? Peygamberimize işaretle. O da der ki la edri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Bilmiyorum. İnsanlar ona peygamber diyorlardı. Ben de hiç ona evet peygamber demedim. Ona ümmet olmadım. Onun getirdiği şeriatı kabul etmedim. O zaman ona denilecek ki la darayte ve la teleyte. Sen bilmeyesin, okuyamayasın. Yani bir beddua orada bilemeyesin. Sonra o kabir azabına maruz bırakılır. Evet. Öteki cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüştürülür kabri. Şimdi mesela bunun Kur'an'dan bir misalini daha söyleyeyim Ercan Bey. Kur'an'dan bir misalini daha söyleyeyim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de yine Âl-i İmrân suresinde bir ayet var. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتَ. Şehitler hakkında. Evet. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kesinlikle Allah Celle Celaluhu yolunda öldürülenleri ölüler sanma. بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوا. Evet. Tam tersine onlar Rablerinin yanlarında rızıklandırılıyorlar. Nerede? Kabirde rızıklandırılıyorlar. Kabir hayatı yoksa o zaman rızıklandırılmaları ne anlama geliyor? Bu ayeti kerimeyi hadis-i şeriflerle peygamberimiz tefsir ediyor. Evet. Şimdi bu ayeti kerime nerede demiştim? Âl-i İmrân suresinde. Cenab-ı Hak buyuruyor ki sen Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma. Onlar diridirler, Rablerinin yanlarında rızıklandırılıyorlar. Dahası var. Ferihine bima ataahumullah min fadlihi. Evet. Ferihine bima ataahumullah min fadli. Allah'ın kendi ikramından, ihsanından onlara verdikleriyle seviniyorlar. Dahası var ve yestebşirune billezine lem yelhaqu bihim min halfihim. Bir de kendi peşlerinden henüz gelmemiş olan şehadeti bekleyen kimseler de müjdeliyorlar. Diyorlar ki: "Ella havfun aleyhim ve lahum yahsanun." Biz geldik. Cenab-ı Hak bizi ödüllendirdi, mükafatlandırdı. Burada korku yok, üzüntü yok, hüzün yok, keder yok, gam yok, gussa yok. Siz de şehit olmak için gelin.
biz geldik mükafatını gördük diyorlar. Evet. Yestebşirune bi ni'metin minallahi ve fadlin. Tekrar ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu'nun onlara verdiği nimetle onlar sevinebildikleri kadar sevinirler. Allah Celle Celaluhu müminlerin ecirlerini, ödüllerini zayi etmez. Hangi ayetler bunlar? Âl-i İmrân 169, 170 ve 171. Evet hocam, burada bir soru sorabilir miyim? Evet tabii. Şimdi günümüzde işte bazıları diyorlar ki Kur'an-ı Kerim ölüler için değil diriler için. Evet doğru. Yani bir noktada doğru. Yani yaşayan insanlar, Müslümanlar ya da kainattaki bulunan tüm insanlık için indirilmiş bir mübarek kitap. Allah-u Teala'nın ilahi kelamı var. Uygulamak için bizlere indirilmiş. Şimdi ölen insan kabire konduğu zaman işte mahşere kadar, kıyamet gününe kadar bekleyecek kabir hayatında. Evet, evet. Şimdi az önce siz de ifade ediyorsunuz, işte Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadisi şerifleri var kabir hayatıyla elbet alakalı. Çok çok çok. Evet. Peki ölen ruh mudur, ceset midir? Şimdi ölüm yani olayı... Kur'an-ı Kerim mesela mezarlığa gidiyoruz, okuyoruz. Evet. Ölüm olayı ruhun bedenden ayrılmasıdır. Ruha ölüm yok. Evet. Beden ölüyor. Ama kabir hayatında tekrar hayat başlıyor. Kabir hayatı diyoruz. Evet. Kabir hayatı başlıyor. Yani okunan Kur'an-ı Kerim'le... Okunan Kur'an-ı Kerim... Mezarda bulunan... Kesinlikle onlara ulaşıyor. Evet. Bakın... Bununla ilgili de çok hadisler var. Geride kalan yakınlarından, hatta yakınları olmasa bile müminlerden yapılan dualar ölülere fayda veriyor. Evet. Okunan Kur'an-ı Kerim fayda veriyor. Verilen sadakalar fayda veriyor. Her türlü iyilik onlara fayda veriyor. Hatta onlar adına yaptığınız hayırlar, evet, vakıflar, bunlar fayda veriyor. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisine bir bakalım. Sahih hadistir. Men qara'el Kur'ane ve amile bihi. Hadis-i şerif o kadar açık ki men qara'el Kur'ane. Kim Kur'an'ı okur ve amile bihi, onu hayatına uygularsa. Evet. Amel etmek ne demek? Kur'an'ın emirlerine uyuyor, yasaklarından sakınıyor. Ülbise validahu tacen yevmel kıyame. Kıyamet gününde o kişinin Müslüman ana babasına bir tac giydirilecek. Neden dolayı? Ana babasından sonra Kur'an'ı okuyup yaşayanların o amellerinden dolayı, bakın, Kur'an'ı okuyanların ana babasına, Müslüman ana babasına bir tac giydirilecek. Bu tac manevi tac. Dav'uhu ahsenu min dav'i şemsi fi buyutid dünya. Onun parıltısı, nuru, dünya evlerine yansıyan güneşin nurundan, parıltısından daha güzel olacak. Fema zannukum billezi amile bihada. Evet. Peygamberimiz buyuruyor ki Kur'an'ı okuyup yaşayanın anne babasına böyle bir ödül verilirse, sizin bizzat Kur'an'ı okuyup yaşayan hakkında düşünceniz, takdiriniz, zannınız nedir? Bu açıdan kabir ve ötesi hayat tamamen gaybi alemdir. Gaybi alemi biz nasıl öğreneceğiz? Peygamberimizin hadisleriyle öğreneceğiz. Yoksa biz aklımızda ruhun oraya döndüğünü ya da cezanın ruha mı bedene mi, ya da her ikisine mi, evet, olduğunu ya da hiç dirilmeyeceğini ya da dirileceğini biz aklımızda nasıl anlayacağız? Önümüzdeki tane kaynak o var. Zaman, Kur'an ve sünnet. Evet. O zaman bir haberi sadık olması lazım. Haberi sadık, muhbiri sadık peygamberimizdir. Evet. Peygamberimiz var diyor. Bir diğer peygamberler var diyor. Kabir innel kabre ravdatun min riyadil cennet ev hufratun min huferin niran. Ya cennet bahçelerden bir bahçe inananlar, İslam yaşayanlar için, ya da azap çukurlarından bir çukur diyor. Demin ki o şehitlerle ilgili ayetleri okurken şunun için okudum o ayetleri, biliyor musunuz? Yani Âl-i İmrân 169, 170, 171. Şehitlerin dirilmesi varsa, evet, şehitler ölmüyorsa, şehitlerin dışındaki müminlerin, peygamberlerin, diğer müminlerin de hayatları ya da mümin olmayanların hayatları da var orada. Mümin olmayanlara azap var, mümin olanlara rahmet var. Evet hocam. Dolayısıyla kabir olsun, kabirden kalkış olsun, mahşer yerine geliş olsun, mahşerdeki efendim amel defterlerinin verilmesi olsun, amellerin tartılması olsun, sonra insanların sırata sürülmesi olsun, sırattaki sorgular var, sıratta gümrük yerleri var, imandan sorulacak, namazdan, evet, hacdan, zekattan, abdestten, gusülden, kadın hakkından, ana baba hakkından, her şeyden sorulacak. Evet. Kabirden. Ama şimdi adam bunları yine diyor ki,
E Kur'an'da bunlar hakkında açık ayet yok diyor. Olmaz mı? Açık hakkı sırat hakkında da var. Havuz hakkında da var. Hadisler de var. Ayetlerin işareti de var. Ondan sonra ayetler de var. Peygamberimizin haberleri var. O zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haberlere bakacağız. Bunları kabul etmeyenlerin meseleye bakışı ya Kur'an'daki ayetlerin delaletini kabul etmiyorlar ya da sünnetleri tümden kabul etmiyorlar. Bunu bir adam açıktan ben kabir sualini kabul etmiyorum. Kabir hayatının olduğunu kabul etmiyorum. Geçen bir hocadan dinliyorum televizyonda, hem de anlaşanlı bir hoca. Profesörlük unvanı da var. Kabirde diriliş diye bir şey yok diyor. Gelecekmiş iki melek adama soracakmış. Mer Rabbüke ve men nebiyüke ve ma dinüke ve ma kitabüke. Ne kolay soru diyor. Böyle diyor, ucuz cennet mi var? Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin ne? Kitabın ne? Ya bu soruları siz ne sanıyorsunuz? Sorularıyla sadece Rabbin nedir diye sorulmuyor ki. Evet. Rabbe imandan soruluyor. Peygambere imandan soruluyor. Kur'an'a imandan soruluyor. Dine imandan soruluyor. Bunlar soruldu mu zaten? Bütün bu dört soru dinin tamamını kapsıyor. Öyleyse sen neden bahsediyorsun? Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir sorunun olacağını söylüyorsa, meleklerin, bu meleklerin varlığını bütün itikat kitaplarında münker nekir melekleri de var, bunları kabul etmek de imandandır deniliyorsa, kabir sualini, kabir nimetini, kabir hayatını kabul etmek imandandır. Evet. Ahirete iman esaslarındandır. Evet. Bunu adam açıktan inkar ederse Allah korusun dinden çıkar. Şimdi diyor ki altın dışında, yani yabancı paralar, euro veya işte dolar, hı hı, eskiden mark vardı. Bu paraların farkı ile faiz arasında ne fark var diyor. Mesela birisi bankaya parasını yatırıyor, faizini alıyor. Birisi de yabancı paraya parasını çeviriyor. Ben bunu anladım. Hı hı. Yabancı paraya parasını çeviriyor. O paranın değeri artıyor. Mesela bugün dolar dün misal 3 liraydı. Bugün 3.5'a yaklaştı. Efendim işte euro 3.5'u geçti. Evet. Peki o zaman buradaki farklılık faiz olur mu olmaz mı? Şimdi bu faiz olmaz. Bu para değeri. Yani siz altına yatırdığınız zaman altının da farkı oluyor. Altın diyelim ki geçen seneki fiyatıyla, gram fiyatıyla şimdiki gram fiyatı bir mi? Bir değil. Geçen sene misal 10 bin liralık altın aldınız. O altın size bugün 12 bin lira oldu değeri. Evet. Bu faiz olmaz. Ancak şuna dikkat etmek lazım. Biz ne kadar euro, dolar bunları gündemde tutarsak gayrimüslimlerin parasına değer vermiş oluyoruz. Onlar elimizde tedavül ediyor, dolaşıyor. Dolayısıyla biz bize fayda verecek değerleri taşıyan paralara yönelmemiz lazım. Mesela Türk parası, altın veya Türk parası, hı hı, altın, bunlara yönelmek lazım. Evet. Yoksa faiz olmaz. Faiz olmamasını bütün alimler faiz olmaz diyorlar. Evet. Ama yani faiz olmaz dedi, euroya çevirmesi Türk parasını veya dolara çevirmesi. Ama bugün görüyorsunuz alışverişler dolarla, alışverişler euroyla, evet, borç vermeler euroyla, borç almalar euroyla. O zaman biz hep gayrimüslimlerin parasını, onların kağıtlarını değerlendirmiş oluyoruz. Halbuki Müslüman, evvela Müslümanın kendine has bir parası olmalı. Parası olmalı. Dünya Müslümanlarının müşterek bir parası olmalı. Nasıl bugün Avrupa Birliği ülkelerinin müşterek, evet, parası ne? Euro. Bak adamlar mal veriyor size, onunla veriyor. Siz borcu onunla ödeyeceksiniz. Ama dün 5'e aldığınızı bugün artışla beraber 7.5'a ödüyorsunuz. Müslüman ülkeler bir araya gelemedi ki hocam, para çıkarsınlar. İşte bir ekonomik yönden, evet, de Müslüman ülkeler kendine has bir parası olacak. Petrolü verirse o parayla verecek. Gayrimüslim o parayı buna verecek. Evet. Herhangi bir ekonomik alışverişler tamamen ekonomik hayatta bununla olacak ki Müslümanlar güçlü olsun. Şimdi Müslümanın hakikaten gayrimüslimlerin parası bugün altının da önünde, gümüşün de önünde, Türk parasının da önünde. Biraz da biz bunlara sebep olmuş oluyoruz. Evet. Evet. Şimdi hocam tabii bu sorumuzla alakalı cevaplıyorsunuz. Allah razı olsun. İşte kabir azabıyla ilgili, ahiret hayatıyla alakalı. Şimdi tabii bu konuda hadisi şeriflerle ilgili tartışmalar oluyor. Yani işte sahih midir, değil midir gibi. Peki hocam, yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e sadece Cebrail aleyhisselam vahiy için mi gelmiştir?
Onun haricinde başka bir şekilde gelip İslam'la alakalı, dinle ilgili kendisine herhangi bir şey söylenmemiş midir, bildirilmemiş midir? Şimdi bakın, bu usulü fıkıhlar var. Evet. Usulü fıkıh şu demek. Yani dini emirlerin nasıl gerçekleştiği ilmini bize anlatan bir kitle. Yani Cebrail aleyhisselam, aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e mi geldi? Yoksa günümüz alimlerine mi geldi hocam? Açık ve net sorayım. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam'a Cebrail aleyhisselam Kur'an'ı Allah Celle Celaluhu'dan aldığı gibi hem sözleriyle hem manasıyla, evet, hiçbir şey ilave etmeden direkt peygamberimize bildiriyor. Buna vahyi metluf deniyor. Bir de tevatür yoluyla. Tevatür yoluyla bize Kur'an ulaşmış. Bütün ayetlerin getirilmesinde Cebrail aleyhisselam direkt Cenab-ı Hak'tan aldığı gibi peygamberimize ulaştırıyor. O zaman Kur'an'ın hem sözleri, evet, hem manası Allah tarafından peygamberimize bildiriliyor vahiy yoluyla. Ama hadisi kutsiler var, hadisi nebeviler var. Hı hı. Hadisi kutsiler manası Allah tarafından peygamberimiz aleyhissalatü vesselama Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ey peygamberim, benim şöyle dediğimi insanlara duyur. Kur'an'ın dışında buna hadisi kutsi diyoruz. 100 üzerinde hadisi kutsi var. Mevlamızın, peygamberimizin yakulullahu teala, Allah böyle buyuruyor dediği. Evet. O hadislerin sözlerini peygamberimiz aleyhissalatü vesselam söylemiş ama manası Allah tarafından. O da vahiydir. Evet. Bir de nebevi hadisler var. Peygamberimizin sözleri, diyor ki Allah onların manasını da peygamberimizin kalbine bırakıyor. Ya Cebrail aracılığıyla ya direkt manayı peygamberimizin kalbine bırakıyor. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da şöyle, Allah böyle buyuruyor dediği gibi şu mesele böyledir ya da değildir diyor. Şimdi peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, biz dini önce kimden alacağız, ona bakacağız. Peygamberimizden alacağız. Peygamberimizden emirleri biz kimin vasıtasıyla alacağız? Onun etrafındaki birinci nesil vasıtasıyla. Birinci nesil kim? Sahabeler. Sahabe-i kiram. Evet. Peki Kur'an'ın biz doğru kitap olduğuna ve Kur'an'ın tevatür yoluyla, yani asırdan asıra, cemaattan cemaata, ümmetten ümmete hiç bozulmadan günümüze kadar nasıl geldi? Kadar değiştiğine inanıyor muyuz? Evet. İnanıyoruz. Ama Kur'an'ı bize kim ulaştırdı? Sahabe-i kiram ulaştırdı. Peki peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hadislerini hem yaşadığı dönem, yani bazılar diyor ki hadisleri peygamber döneminde yazmadılar, peygamber döneminde ezberlemediler, peygamberin vefatından kaç sene sonra yazıldı. Bu yanlış, yalan. Evet. Mesela Ebu Hureyre Hazretleri Hayber Savaşı zamanında Müslüman oldu. 4 seneye yakın bir zaman peygamberimizle beraber oldu. 5000'den fazla hadis naklediyor. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sahabe-i kiramı çağırıyor. Şunları diyor, bak böyle söylüyorum, sen de bunları başkasına aktar. Sahabe diyor ki, ben peygamberin böyle dediğini duydum diyor. Peygamberin böyle dediğini duydum ya da peygamber böyle buyurdu dediği zaman bunu bize kim ulaştırıyor? Sahabeler ulaştırıyor. Evet. O zaman hadislere yok demek, sahabelere yalancı demek oluyor. O zaman sahabeler peygamberden duymadıklarını, peygamberden öğrenmediklerini ne yapmış oluyorlar? Peygamber böyle söyledi diye yalan nispet etmiş oluyorlar, evet, haşa. Onları da bugün biz hadis diye kabul ediyoruz. Hocam o konuda aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisi var. Evet, ve peygamberimiz yalan diyor hadis ki, söyleme noktasında. Ben kezebe aleyye müteammiden felgetebevve me'adehu minen nar. Evet. Kim bana söylemediğim sözü söyledi diye nispet ederse, bana yalan nispet ederse, evet, cehennemdeki yerini hazırlasın diyor. Onun için değerli kardeşim, bakın peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan nasıl ayetler bize hiç bozulmadan geldiyse, o hadis kriterlerine göre sahih hadisler de öylece geldi. Evet. Bu açıdan biz hadislerin kaynağını da yine sahabeye bağlıyoruz. Sahabe-i kiram. Sahabe-i kiram bu hadis-i şerifleri almış, ezberlemiş, yazmış, kendisinden, evet, sonraki nesle ulaştırmış. Hatta sahabeden öyleleri var ki bakın, bir hadis-i şerif duymuş. Hadis-i şerifin ravisini, bu kadar hassaslar onlar. Hadisin ravisi Medine'de değil, Şam'da. Ta Medine'den kalmış. Mesela İstanbul
fatihlerinden, manevi fatihlerinden kim var? Ebu Eyyubel Ensari. Evet. Tam Medine'den kalkmış, Mısır'a kadar gitmiş. Kime? Ne için gidiyor? Bir hadisin ravisinin orada olduğunu öğrenmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bu hadisi duydun mu, duymadın mı? Ta Medine'den kalkıyor, Mısır'a gidiyor. Evet. Mısır'da o raviyi buluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sen bu hadisi duydun mu, duymadın mı? Duydum diyor, bunu teyit ediyor. Oradan tekrar dönüyor, Medine-i Münevvere'ye geliyor. Veya bir başka Müslüman sahabi bir hadisin ravisini teyit etmek için Medine'den çıkıyor, ta Şam'a geliyor, Şam'a. Evet. Şam'da efendim o hadis-i şerifin ravisini buluyor. Sen bu sözü peygamberimizden duydun mu, duymadın mı? Duydum diyor. Ve hadisi teyit ediyor, tekrar Medine'ye dönüyor. Bunlar bu kadar önemli. Bizim gibi öyle yanının üzerine yatıp da işte internetten bugün hadislere ulaşıyorsun. Bugün CD'lerden ulaşıyorsun, evet. Bantlardan ulaşıyorsun, kitaplardan ulaşıyorsun. Ya bu kitapları kim bir araya getirdi? Yıllarca üzerinde çalışmalar yaptılar. Buhari Hazretleri, Müslim Hazretleri, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, Tirmizi, evet, evet, daha diğer hadis alimleri. Bunlar durup dururken ya toplayalım bu yalancıların sözlerini. Buhari diye bir kitap oluşturalım, Müslim diye bir kitap oluşturalım, Nesai diye bir kitap oluşturalım. Öyle değil ki. Bunlar kırık kırk yararak bu hadisleri toplamışlar. Evet. Ve İslam'ın izahını bu hadislerle yapmışlar. Evet. Bizim en büyük eksikliklerimizden bir tanesi de hocam aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatını tam manasıyla bilmemekten kaynaklanıyor. Şimdi onlar biliyorlar. Peygamberimizin hadisini kabul etmeyenler biliyorlar peygamberimizin, evet, hayatını. Ama burada sıkıntı nerede? Sıkıntı. Peygamber aleyhissalatü vesselam geçen bir tanesi diyor ki peygamber ancak 40 tane hadisi varmış. Nerede o da yazıyormuş? Diyanet'in yazdığı bir kitapta diyor. 23 yıllık peygamberlik hayatı. 23 yıllık zamanda, evet, 40 tane hadis. Ben de dedim ki eğer Diyanet'in yazdığı 40 hadisi kabul ediyorsa o adam. Evet. O zaman Diyanet'in yazdığı hadislerle İslam kitapları var. Son zamanlarda yazdılar. Çok güzel bir kitap. 7 cilt. Evet. Yani ben Müslümanların o kitapları almasını tavsiye ederim. Hadislerle İslam 7 cilt. Bir heyet tarafından hazırlanmış. Şimdi hadislerle İslam kitabında yüzlerce binlerce hadis var. Evet. O zaman Diyanet'i sen kaynak kabul ediyorsan o zaman o hadislerle İslam kitabını da kabul et. Ya da Buhari tecridi sarihleri Diyanet yazdırmış. Diyanet yazmış. Cumhuriyet ilanından sonra orada 6000'in üzerinde hadis var. Onları da kabul et. Evet. Müslim hadislerini kabul et. Diyanet'in o kadar yayınları var ki o zaman sen Diyanet hadislerinden 40 tane yazdığı hadisler doğru, onun dışındakiler doğru değil diyorsam o zaman sen Diyanet'e de yalan iftira ediyorsun. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı, bugün halen kütüphanelerinde, yayın evlerinde bulunan bir sürü hadis kitapları var. Riyaz-ı Salihin. Evet. Öteden beri Müslümanların el kitabı olan İmam-ı Nevevi'nin 1500'den fazla hadis var içerisinde. Bu kadar hadis-i şerifleri Diyanet yıllar öncesinden yazmış, derlemiş, toplamış, yani derleneni toplananı tercüme etmiş ve bütün camilerimizde, bütün hocaların ellerinde bu el kitabıdır. Evet. Kaynak kitaptır. Sen bunları niye kabul etmiyorsun yalancı? Evet. Hocam son 10 dakikamız kaldı. Ben toparlama açısından bir soru daha soracağım. Şunu söyleyeyim müsaadenizle. Buyurun. Bakın ben bu hadisleri kabul etmeyen zavallılara acıyorum. Evet. Ünvanı ne olursa olsun. Ünvana bakmıyorum. Hakikaten peygamberi aleyhissalatü vesselamı sadece Kur'an'ı getirdi. Onun dışında hiçbir şey yok. Diyen insanlar ya hadi bakalım biz ibadetleri, iman meselelerini veya işte bütün İslam'ın detaylarını nereden öğreneceğiz dediğiniz zaman bunlar sıkışıp kalıyorlar. Cevapları yok. Evet. Cevapları yok. Sadece bunlar tutturmuşlar. Orijinal Kur'an, Kur'an bize yeter. Kur'an elbette yeter. O zaman niye? Ama Kur'an'ın izahını yapan, tefsirini yapan, uygulamasını yapan peygamberimiz ve sahabe-i kiram. Hocam Kur'an yeterse niye kitap yazıyorlar? Yani, öyle ya. Yani. Sonra senin sözün ne anlamı var? Evet. Kur'an'a muhalif ya da hadislere muhalif senin sözün ne anlamı var? Şimdi benim sorum da bununla ilgili hocam. Yani biz gerçek manada Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatını tam manasını bilebilsek, okuyabilsek, o dönem sahabelerle, sahabe efendilerimizle nasıl bir hayat yaşamış? Çünkü
o kadar örnek ahlak içerisinde olan sahabe efendilerimiz var ki bugün belki 5 tanesinin ismini say deseler sayamayız hocam. Çünkü bilmiyoruz, öğrenmiyoruz, onların örnek hayatlarını okumuyoruz, araştırmıyoruz. Bugün farklı farklı kişiler bizim örneklerimiz. Belki İslam dünyasına hiçbir faydası olmayan, belki işte bizi bunlarla uğraştırıyorlar. Fitne çıkararak bizleri bölüp parçalayan. Aynen. Şimdi bakın Ercan Bey, şunu da bir tespit etmek lazım. Yine başa döneceğiz. Evet. Bu ümmeti Osmanlı'yı yıkmakla, Osmanlı yani bu ümmetin son kalesiydi. O kaleyi yıktılar. Evet. Ondan sonra Müslümanları parçaladılar. Bu sefer yetmedi. Dediler ki biz bu Müslümanları bir de itikadi yönden yıkalım. Nasıl yıkacak? İşte türettiler. Kur'an Müslümanı. Evet. Hadislere inanmıyor. Peki o zaman çıkıyor. Diyor ki bu mezhep imamlarının sözleri bizi bölmüş parçalamış. Hiçbir mezhep imamı bu ümmeti parçalamamış. İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmet bin Hanbel, evet. İmam-ı Malik, İmam-ı Sevri, İmam-ı Üzai ve onları takip eden alimler sadece İslam'ın zenginliğini ortaya koymuşlar. Zenginliğini ve Müslümanların önlerini açmışlar. Tıkanıklığı gidermişler. Mezhepler bu. Tıkanıklığı gidermişler. Evet. Ve sonra efendim bu insanlar çıkıyor. Ben sadece Kur'an Müslümanıyım. O zaman bu kadar eserleri siz yazıyorsunuz o zaman. Sen müştehidin sözünü kabul etmiyorsun. Sen kendi teorini, kendi nazariyeni, kendi evet. iddialarını mezhep imamının yerine koyuyorsun. Evet. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen gerçekten o mezhep imamının sahabeye en yakın olan, ki sahabenin her biri bir müştehitti, sahabenin görüşünü kabul etmiyorsun. Onların evet. bize nakillerini kabul etmiyorsun. Sonra diyorsun ki ben böyle diyorum, benim sözümü kabul edin. Sen kimsin? Senin sözünü ben nasıl kabul edeceğim? Evet. İslam'ın yayılmasının ilk merhalelerinde, ilk asırlarında olan Müslümanları mı biz kabul edeceğiz? 14 asır, 15 asır geçtikten sonra yeniden bir İslam oluşumu, hatta hani uydurulmuş, İslam'dan indirilmiş İslam'a geçelim diyenler evet. bence sünneti kabul etmediği zaman yeniden bir din uyduruyorlar. Sünnetsiz bir din uydurulmuş bir dindir. İştihasız bir din uydurulmuş bir dindir. O sözleri tam tersi kendilerine. Tam tersi. Göre. Hadi bakalım bunu söyleyin bakalım. Evet. Maalesef. Söyleyin öyle. Bakalım yok. Evet hocam. Şimdi bir seyircimiz de hocam rüyaya giren melek gerçek midir diye soruyor. Onu da şimdi melek rüyada da girse evet. efendim zahirde de olsa melek şekliyle değil belki bir başka şekilde insan suretinde gözükebilir. Olabilir. Evet. Olabilir. O tabi orada bilir olmaya da bilir. Evet hocam. Biz meleği bilmiyoruz ki nasıl olduğunu. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Yine inşallah önümüzdeki hafta Allah nasip ederse değerli izleyicilerimizin hem telefonda hem de maille işte farklı yöntemlerle bize ulaşan sosyal medyadan seyircilerimizin sorularını cevaplamaya inşallah bir devam edeceğiz. Devam edelim. Evet. Ama ileriki günlerimizde peygamberimizin doğumu yaklaşıyor. Evet. O doğum onun için özel bir yani program yaparız. Bir zamanında evet. bir özel program yaparız inşallah. İnşallah hocam. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ağzınıza sağlık. Allah Teala razı olsun inşallah efendim. Evet değerli seyirciler, böylece bir program daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programa katkılarından dolayı ben tekrar Kur'an-ı Kerim tilaveti yapan değerli hocamız Abdullah Koç'a ve programımızda canlı yayında bizlerle birlikte olan emekli müftü hocamız Ahmet Akgül'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Gelecek hafta yine karşınızda olmak ümidiyle hepinize mutlu bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın efendim.